Murat, hadi uyan canım. Ben hazırım zaten. Şimdi dolaşmak için kesinlikle. Sağ ol. Şu güzel bir şeyde bakar mısın? Kopenhag, bekle. Ezgi ve Murat geliyor. Evet, çıktık yola. Yani bu... Çok sıcak hava. Gerçekten mayolarımızı unutmuşuz. Onun için bu şekilde giyindik. Hava soğuk mu? Yok, sıcak. Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Şu an Kopenhag'dayız. Bu Kopenhag'da olmamızın tek sebebi de bundan 3 ay önce ucuza bilet almış olmamız. Ama şehre geldiğimizde aslında iyi ki ucuza bilet almışız demek isterdik ama çok soğuk. Şehir çok güzel ama aşırı soğuk. İnsanları çok sıcak ama şehir çok soğuk. Otobüsüm ama geliyor. insanlara sıkmıyor. Yani Akdeniz'de bir yere gitmeliymişiz. Akdeniz'in sıcak insanlarıyla takılmalıymışız. Onun yerine Kopenhag'da Kuzey Avrupa'nın soğuk yüzünü gördük. Buranın kriterleri bize uymadı. Espri yapılmazsa bu çekimin hiçbir anlamı olmazdı. Size güneşi görüyorsun ama güneşi gördüğün halde niye üşüyorsun? Yalan söylüyorsun. İnsanlar Kopenhag'a gelmesin istiyorsun gibi geldi. Hayır, insanlar Kopenhag'a gelsin ama içine içlik giyip falan gelsin. Çok soğuk. Şu an böyle. Ezgi Titan'ın üzerine kotunu giy. Evet, gerçekten öyle bir durumdayım. Şu aşağıda botum, kotum, taytım, içim 3 kağıt, atkı, bere, şapka, eldiven. Şu an köyden hacı annemle dolaşıyorum. Çok kötü. Hadi görüşürüz o zaman başka bir yerde. Kimle görüşeceksin ya? Arkadaşlarım. Orada kim var ki? Sen iyice kafayı yedin. Truman Show musun sen? Hadi görüşürüz. Anlatacağız her yeri. Hava biz de biraz... bilmiyoruz yani bakıp anlatacağız anlatabildiğimiz Google'dan kadar. Google'dan baktığımız kadar. Mesela şu karşıdaki yer gerçekten evet. 1300'lerde inşa edilmiş. Ay uydurma ya. Hadi bay. Otobüse bindik gidiyoruz. İki otobüs değiştirdik. Burada otobüs için ve metro için önce kart alıyorsunuz havalimanından çıktığınızda ama günübirlik kartlar yani 24, 48, 72 saatlik kartlar. Ama Ezgi biraz önce bana ne önerdi biliyor musun? Hiç kontrol etmiyorlar. Niye aldık ki boşu boşuna para verdik dedi. Ama yıkıldı. Çünkü kimse sesiyle basmıyor. Basmadığı için de kimse yani dikkat çekmiyor. O kadar para vermemek sesle içinde kuruldu diye söyledim. Onlar dolandırıcılık ya. Abi sen gerçekten gerçek bir akıl hocası mısın yoksa dolandırıcı mısın? Adamların iyiliklerini istismar et. Ama bizde de çok pahalı yani. Kronla ödeme yapıyorsunuz her yerde. Kronumuza 4'le çarpıyoruz. Çok kron bir para. Çok kron. Çok karanlık. Yani risk alıp kart da almayabilirsiniz ama alın tabii yani. Şimdi şey yapmayalım. Gerçekten tam bir Kuzey Avrupa Kalesi. Krallar. Yine krallar gibi yaşadığı bir ortamdayız. Hala içinde yaşayan var mı? Şu an müze. Klasik bir Türk mantığıyla uzaktan çıkanların yüzündeki tatminsiz ifadeyi görür ve girmemeye karar veririm. Kaybolduk. Ya. Emin misin? Hiçbir haritaya güvenmeyin, sessiz olun. Adam yok adam. Harita okumayı bilen adam yok. Çok güzel. Çok iyi görünüyor. Rosenborg Kalesi'ni gezdik. Kings Garden'ı gezdik. Botanical Garden'a geldik. Burayı gezdik. Evet. Şimdi geriye şu kaldı. Şu taraftan gelir. Vikingler arkamızı alırız. Biz yedik. Danimarka'yı kaybettik. Yani döndün var. Dolaştın gerçekten ne Google Maps ne Apple harita ne Yandex ne başka bir şey. Ne varsa eski toprak bunda var. Evet. Yemin ediyorum her şey şu an gözümde canlanıyor. Aynen. Türkiye bu tarafta. Şurada. İstanbul'u arkana aldım. Dümdüz gelir. Rosenborg Kalesi'ne doğru yürü. Evet. Bir sonraki rotamızı belirliyoruz şimdi. Bence Ulusal Müze'ye gitmeliyiz şu an. Bakalım nereye gideceğiz. Evet bakalım. Evet, çarşıya geldik. Buranın İstiklal Caddesi. her zaman her yerde bir İstiklal Caddesi. Fiyatlar nasıl buralarda? Fiyatlar normal. Hiç de normal değil. Ezgi from İstanbul. How are you? I am from İstanbul. Okay, okay. Okay. Alright. Burada Christmas zamanı böyle ne denir buna? Market kermesler gibi. Buranın en çok sucuğu ama sucuğu meşhur, evet. Pastırması ve sucuğu. Afyon'un ve Kopenhag'ın sucuğu meşhur. Sosisi meşhurmuş. İstersen arada bir hot dog patlatabilirsin. Çok seviyorlar değil mi? Baksana ya. Ya Christmas yani. Birkaç tane şeyi var. Christmas marketi var. Evet, siz Noel Baba falan deyip kimseye güvenmeyin. Hediye vermiyor ama. Yalancı bu. Hediye. Akşam Instagram'da netlerse görürsün ediyor. Ay. Bu da sucukları. Bak sucuğu meşhur demiştim. Ya da çocuklar demesin selami de diyor. Kar mı dolu mu? İstanbul'dan. Kar mı dolu mu? Bence kar ya. O zaman nereye giriyoruz? Ulusal Müzeye. Atalarımızın Kızılderili. Ya biz İstanbul'dan geliyoruz. Kızılderililer içinde Türktür derler hani. Kenan abi var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey, topla topla. Hayır ya başlık. Şu ne? Aa. Kafalarına geçiriyorlar ya. Ama ne işte bu hayvan? Kunduz. Kunduz mu? Hı hı. Dışarı bak. Çin. Çok içince ben. Buraya şey koymuşlar, Kopenhag'a gelirseniz nasıl giyinmeniz gerektiğini anlatan bir görsel. Kıyafet. Sovyetler Birliği yıkılacak diyorlar. Bakalım ne kadar dayanacaklar. Ajansı açayım da dinleyeyim. Bey, Sovyetleri boş ver de yılbaşı geliyor, ne yapacağız? Yılbaşında TRT'de dansöz izleriz hanım. Tombala'da oynadık mı? Değmeyin, keyiflice. Nasıl 35 mi? Biraz çökmüş. Hatta herkes koşuyor, bisiklete biniyor. Aşırı soğuk. Ya açıkçası buraya yani öyle. Evet, basın açıklaması. Haziran, bunu itiraf ediyorum. Buraya Haziran, Eylül arası dışında gelmek için soğukla çok barışık olmak lazım. Gerçekten soğuğu seven böyle kütür kütür. Ben zaten soğuk insanıyım diyen o hani ben kış insanıyım diyenler var ya, gelin burada görün kışı. Oh ama babaları güzeli ya. Gelin kışın burada size kralını yaşatsınlar. Sabah 8'de üşümeye başlıyorum, gece uyuyana kadar üşüyorum ben. Saniye durmuyorum üşümek. Bir saniye üşümediğim olmadı biliyor musunuz? Bir saniye şöyle kemiklerim ısındı diyeceğim bir an olmadı. Kadar dondum. Ya tamam. 3 günde girdim. Mimarisi bizim Sivas köy evlerine çok benziyor. Gerçekten birebir aynısı. Sen ne diyorsun? Bence Eskişehir'e çok benziyor. Bu arada gerçekten yani Neyse, evet, Eskişehir'i çok duyuz. Nyhavn'dayız. Kimsenin ismini doğru düzgün söyleyemediği, nasıl okunduğunu bilemediğimiz Nyhavn ya da Nine bir şekilde okunuyor. Gemilerin burada nasıl kaldığını biliyor musun? Teknelerin. Dün anlatmıştım, bir daha anlat. Hadi anladığın kadarıyla sen anlat o zaman. Ne oluyordu ya? Karaya mı oturuyordu gemiler? Değil Yangın mi? Çıkıyordu. Hayır. Yangın çıkan bura değil miydi? Hayır. Saray Her mıydı? Yer yanıyor zaten bütün şehirde. Orası değil, başka bir şey. Neydi? Buraya geliyor gemiler. Ondan sonra karaya oturuyorlar. Hayır, bir tane karaya oturmuyorlar. Ne oluyordu? Köprüleri yapmışlar. Sonra bu gemiler de içeride kalmış. Çıkamamışlar. Köprüler yapılınca. Onu düşünmemişler. Onu düşünmemişler. Sonra da nasıl yapacağız diye düşündüklerinde de neyse kalsın burada deyip şey olmuş. Görüntü açısından da tatlı gözüküyor falan diye. Sonra şu evleri falan boyamışlar. Ondan sonra burası böyle bir yer haline gelmiş. Önceden de başka bir amaç kullanılıyormuş. Onu ben söylemem. Terbiye müsaade et. Ben söylerim. Söyle. Eskiden buranın Aksaray'ıymış. Öyle düşünün. Ondan sonra da burada takılıyormuş vatandaş. Evet. Yani şehrin kırmızı noktası. Kırmızı. Biraz yürüyelim. Hadi yürüyelim. Gløgg diye bir şey içiyorlar. Gündüz gece. Sıcak şarabıymış. Sıcak. Kafamı yan başımda adam bakıyor sana. El salladı size. Son kabile. Son kabile. Aa bak orada turlar oradan görünüyor. Sanal turu. Evet. Bizim kanalımız ücretsiz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kanal ücretli. Nereye geldik? Vallahi mekanda duruyorum, sadece sıcak bir yere geldik. Çok üşüdün değil mi? Tek amacımız oydu. Burnun bayağı, ay burnun hızlı yapacaktım, yapamadım bir saniye. Burnun dolmuş durumda. Kahve içilsin. Her yerim. Bir de bu şeye... Bunların tatlısı mı bu? Spesyal çöreği. Çörek. Evet. Her şey şekerli ya da tereyağlı. Bir de yılbaşı ya işte. Yılbaşı için böyle... Peki bizim amele usulü su bardağında çay içen dayı gibi americano vermeleri. Afiyet olsun. İçiyorsunuz. Çok. Vallahi ne yapsın? Sıcak su içirseler içerim. Şu an en güzel şey ne olur biliyor musun? Keşke şu an Kopenhag'da bir kaplıca olsaydı. Ben de bir teyzenin evine bizi çağırmasını ve sobanın üstüne çay demlemesini istiyorum. Öyle bir soğuk. Kestane çevirecek. Evet. Çok acayip ya. Ben de bir teyzenin beni evinde yıkamasını istiyorum sıcak su. Seninki bunu kamera kapatınca konuşuruz. Neyini konuşabiliriz? Öyle bir teyze bulacağım. Teyze. Kopenhag'da. Ben de içim kahve. O zaman afiyet olsun. Evet, şimdi de Müptezeller Diyarı Kristinia'dayız. Ben kendi paraları varmış, kendi bayrakları varmış, kendi her şeyleri kendilerinmiş. Eğer burada yaşamak istersen şey oluyormuş. Kendini yazdırtıyormuşsun şeye. Listeye mi? Listeye aldırtıyormuşsun. Eğer kabul ederlerse meclis oturuyormuş, seni araştırıyor falan herhalde. Nereden araştırıyor? Nasıl nereden araştırıyor? İşte bakıyor, siciline bakıyor, E-Devlet'ten kaydını alıyor, istiyor. Şey, kirli kağıdı istiyor. Ha, temiz. Bir bakalım diyor. Suçlu musun? Adli sicil kaydı varsa kabul ediyor seni, yoksa etmiyor. Yalnız gerçekten içerisi acayip kokuyor. Ha? Çünkü burası özgür bir yer. Ne olacak? İçeride sigara içmek yasak mı olacak? Belki kiraları. Hı? Kaç para acaba kiraları? Zemin kartlar rutubetli olduğu için daha ucuz. Ama şöyle taş ev istiyorsan onlar pahalı. Keşke Airbnb'den buradan baksaydık otel. Burası neymiş arkadaş ya? Burada yaşanır kardeşim. Her zamanki gibi hippiler hayal kırıklığıdır. Evet. Hiçbir şey de yok. Hiçbir şey yok gerçekten. O yüzden de hayal. Normal kafeler var. İşte takılıyor insanlar. Başka da bir şey yok aslında, değil mi? Evet. Ama benim çok kötü. En temel özelliği yine soğuk, yine soğuk. O yüzden sıcak değil mi? Hadi gidelim. Nereye geldik? Buranın çarşı pazarına geldik, değil mi? Evet, burası bir pazar yeri, kocaman. İçeride de buranın yerel yemekleri ve yerel türlü yemek türlü... dediğin kete filan mı? Kete mantıcı gibi teyzeler göreceğiz ve gözlemeci. Bakalım neler görecek. Bakalım Zöhre, buranın Zöhre anası kim? Vay hasta. Evet. Kopenhag'da bir Sivaslı. Kaçırma ellerini. Kopenhag'da bir Sivaslı. Zamanında buradan bir yer alacaktık. Şimdi zengindim. Aynen. Dedemlere önermişler. Al sıcak tutan burası. En sevdiğim pazarlardan burası. Bu da diğer tarafı. Kasapçılık var burada. Ama ne acaba? Adam alıyor. Bilmiyoruz ki, anlamıyoruz hiç. Aa bak, bu onların şeyi. Smørrebrød. Nasıl okunuyor ya? Bu nasıl okunuyor? Ha? İşte açık ekmekçi. Smørrebrød. Açık sandviç. Şimdi köftelerinden yiyeceğiz, meşhur. Köfteci Joseph. Spicy. Spicy. Beşik. Thanks. Neye benziyor? Kadın budu köfte. Ekmek de var altında. Onu da yiyeceğim. Ekmek bence. Balık gibi. Balık mı ya bu? Balıklı. Balıklı bu. Hayır. Hayır. Biz ne yediğimizi bile bilmiyoruz ya. Remo onun adı bak. Allah, ne yediğimizi bilmiyoruz. Ne verirlerse onu yiyoruz. Biz çaresiz durumdayız. Temassızı okutuyoruz. Aynen, ödememizi yapıyoruz. Verinde bir karnımızı doyuralım diye yiyoruz. Pasta, tatlı hariç başarısız mıydı? Ne hariç başarısız oldu? Pasta, tatlı hariç. Ha, evet. Zaten kuru pasta. Kuru pastacı Mehmet Efendi vardı. Bir kilo kuru pastası çok iyi. Mutlu Noeller Murat Bey. Neredeyiz ya? Neredeyiz? Tivoli bahçelerindeyiz. Bilet alacağız. Buranın aslında yeni yeri. Bahçe. Evet. Ve organizasyon. Luna Parklar, şunlar bunlar, her şey var. Evet, çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Coşacağız. Atlı karıncalar. Hadi bakalım. Kusacağız. İçeride bakacağız. Ne diyorsun? Ya vallahi bayıldım, bence çok güzel bir yer. Çünkü ışıklandırma var. Ezgi Kaman'a ışıklandırma verin ve dünyalar sizin olsun. Onun olsun. Ay. Bu nedir ya? Bu Çin prenseslerinin sarayı gibi bir şey olmalı. Mahal imitasyonu. Ay, bakalım. Orası Çin sarayıydı. Burası Taç Mahal oldu. Böyle ortamdan. Şunu diyebilir miyiz? Adamlar Christmas'ın hakkını veriyor. Veriyor. Daha da oralarda da bir şeyler var. Her yerde bir şey var ki. Ben inanamadım. Ben bu kadarını beklemiyordum. Hadi gidelim, oraya gidelim. Aklı karınca var. Ya burası çok güzel. Dur, sakin ol. Ya neden bize böyle kutlanmıyor ya? Bilmekle alakalı. Atı karıncaya bineceğiz mi ya? Sen binemeyebilirsin. Ben binebilirim. Atlı karınca da her zaman Amerikan filmlerinin vazgeçilmez bir Nasıl olmuş? Ben hayatımda hiç binmedim. Bindireyim mi? Hayır. Kukla sandım çocuğu. Acayip oyuncak. Allah'ım ben burada var ya ölürüm. Bak şimdi bir anda aşağı bırakacak onları. Aa, ben burada ölürüm. Binemez misin? Hayatta binemem. Hayır. Ne kadar verse? İmkanı yok ya. 10 milyon para. Böyle. Asla binmem. Bak. Asla binmem. Bak şimdi iniyorlar aşağı. Geliyorlar. 1, 2, 3, 4, 5. Aa! Delilik ya. İnsan olmuyor. Bunu yaparsın. Oley be! Oley be! Ne oldu şimdi? Ne işine yarıyor? Ne bu? Bilmiyorum ki. Çocuğa bir sorsana. Burada yiyebiliriz ya ben. İyi ki doyurmadık karnımızı. Evet. Baksana her yer büfe. Parmağı yeri gibi kutluyorlar adamlar ya. Ha? Hoş geldiniz. Her renk ayrı ayrı var. Maviler bir tarafta, kırmızılar, sarılar, gümüşler. Ya böyle bir şey olmaz ya. Beyazlar da güzel ha. Hepsi güzel. Bizim bize bir ağacımız bile yok. Bizimse dikili bir ağacımız bile yok. Pembeler. Delireceğim ben ya, yeşiller. Çıldırmamak elde değil. Bitti ama ben de bittim. Moral olarak ben de bittim. Burası niye? Bitti ama moral olarak ben de bittim. Bir tanem hadi uyan. Hadi gideceğiz bak, bavulları filan hazırladım ben. Hadi kalk. Ben hazırım, hadi gidelim. Canım vatanım bekle, biz geliyoruz. Montunla mı yattın? Hazır. Dün geceden beri hazır. Hoşçakalın. Şaka bir yana. Bir Kopenhag turunun sonuna geldik Ezgi Kaman. Hüzünlü bir son. Evet, her zaman tatilin o son anlarında gelen. Çok üşüdük gelen... ama çok sevdik burayı. Çok üşüdük evet. Giderken de üşüyoruz ama yine de güzel yani, gelinir ya bence. Gelinir, yazın tekrar gelmek için sabırsızlanıyorum. Bence gelinir, görülür bir yer ama önceliklerin arasında mı? Ona bakmak lazım yani önce. Hani benim önceliklerim arasında her zaman gezmek ve para harcamak. Benim önceliklerimde hep sen olmuşsundur. Teşekkürler o zaman. O zaman Kopenhag kriterlerine uyan diyorsun. Şurada da ben bir çalayım da hiç hırsızlığa maruz kaldım. Evet. Ha bu arada güzel bir şehir harbiden. Hiç korktuğun an oldu mu? Sen yanımdayken hiç korkmam ki. Yalanın batsınca kadar. Nasıl bir otelde kaldığımızı hiç göstermem. Ha evet, otele bakalım. Mesela manzarası ve gölü. Hı. Görebilirsiniz. Manzarası ve gölü. Otel gölde değil üstelik, ırmak. Bir ırmağın hayır, kenarında. Hayır şöyle. Ha. Irmağın kenarında. Yırmağcı diyorum. Otelimiz aslında bir gemi. Evet. Şöyle anlatalım nasıl gemi olduğunu. kameralar şeklinde odalar var. Kameralar nerede ya? Kameralar ben göre. Kayıtta mı? Bir idrarkan sesini ekliyor. Evet. Küçük bir oda, sevimli bir oda. Banyosu, havlular biraz şekilsiz bırakılmış. Bunları düzelttik. Bizden önceki konuklar yapmış. Şuradan da şöyle göstereyim. Diğer odaları. Kameraları göremedim. Böyle her otelin önünde de bisikletler var. İsteyenler kiralayabilir. Evet. Biliyormuş yani. Biz kiralamadık. Bu soğukta bisiklet mi sürülür diyerek. Giriyorsun. Yatağın oturduğun alandır, kapıdır. Hemen yatıyorsun. Çünkü çok kalk gidiyoruz artık. O zaman bu kadar. Geçmiş olsun. Yatağı bir düzeltelim, odayı bir toplayalım, çıkış yapalım. Aynen. Havalimanından yine kayıt yaparız ama şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Çok güzel. O da şifayı kaptırmak resmi.